İyi akşamlar. Kanser Seyahatler'de bir canlı yayına hoş geldiniz. Bugün 24 Haziran Cuma. Çok değerli bir konuğumuz var yine. Radyasyon onkolojisi uzman doktor Yusuf Başar. Yusuf hocamı daha önce de biz konuk almıştık ama bugünkü farkındalık yayınımızda yine bizi bilgilendirecek kendisi. Evet, bugünkü konumuz ketem. Ketem nedir? Ketemi biliyor muyuz? Onunla ilgili söyleşi yapacağız. Kendisinin isteğini kabul ettim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Yani iyi olmaya çalışıyoruz. Yusuf hocam, aslında ben sizi tanıyorum. Daha önce de sizinle de bir yayın yaptık ama yeni katılan arkadaşlarımız var. Sizi tanıyabilir miyiz hocam? Ben ismim Yusuf Başar. Radyasyon onkolojisi uzmanıyım. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde hekim olarak çalışmaya devam ediyorum. Burada baktığımız hasta grubu çoğunlukla akciğer kanseri olup diğer hastalıklarda nüzum anında tabii ki yardımcı olmaya çalışıyoruz ama çalıştığım hastane spesifik akciğer hastalıkları olduğu için büyük çoğunluğu akciğer kanseri oluşturmakta. Ama isminizin içinde geçtiği onkoloji tabiriyle de ister istemez bizim nasıl diyeyim, kan kanseri dışındaki, hematolojik hastalık dışındaki bütün solid tümörlere bakıyoruz diyebiliriz. Evet. Bugün hocam sizinle birlikte ketem üzerine konuşacağız. Aslında ketem Türkiye genelinde her ilde bulunuyor. İstanbul'da birkaç yani İstanbul'un ilçelerinde de bulunuyor büyük şehirlerde nüfusa bağlı olarak ama çok fazla aslında ketem bilinmiyor. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Kanser teşhisini aldıktan sonra ketemi duymuştum. O zamana kadar ketem nedir, ketemin görevi nedir bilmiyordum açıkçası. Özellikle büyük şehirdeki arkadaşlarımız çok fazla bilmiyorlar. Küçük şehirlerde bir şekilde belediyeler ya da aile hekimlikleri, muhtarlıklar tarafından ketem biliniyor. Ama büyük şehirlerdeki o yaşamın kargaşasından mı diyelim artık hızlı bir yaşam tarzı olduğu için mi ketemi pek fazla bilmiyoruz. Evet hocam, ketem aslında... Ketem tabiriyle başlayalım. Ketem nedir? Evet. Erken teşhis tarama merkezi diye aslında onun kısaltılması ketem diye geçiyor dediğiniz gibi sizin. İstanbul'da 81 ili dahil ama İstanbul'un hem Anadolu hem Avrupa yakasında var. Birçok hastane bünyesinde var. Özel hastane belki bunları yapıyorlar. Ancak dediğiniz gibi belki bizim bilmediğimiz ya da yeterince bir şekilde açıklanmadığını düşündüğümüz bir tarama merkezi. Evet. Ve birçok insanın sorduğu sorulardan bir tanesi ya işte benim anam da var, babam da var, amcam da var, dayım da var, anneannem de var, teyzem de var. Acaba ben de kanser miyim? Araştırmasını nasıl yaparım diye sorduğunda ortaya çıkabilecek, cevap verebilecek çok bir aslında sorunun karşılığı yok. Ketem'in içindeki şeyleri kısaca anlatmaya çalışayım. Ketem şu an Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulmuş erken teşhis tarama merkezi amaçlı bir tarama merkezi. 3 tane kanser tipine özellikle hizmet veriliyor. Birisi meme kanseri. Tabii bu şeyler tüm dünyadaki standart tarama yöntemleri. Evet. İkinci, erken evreye yakalanmak amaçlı işte bunlar zaten kurulmuştur. Rahim ağzı diye bahsettiğimiz serviks kanseri. Bir de bizim tıp terimiyle pulmon kanseri dediğimiz Türkçesiyle halk dediği daha doğrusu. Kan bağırsak kanseri diye bahsettiğimiz 3 kanser üzerine tarama yöntemi yapılan, tarama teşhis, erken teşhis yöntemi yapılan araştırma merkezleri diyebiliriz özellikle. Evet. Peki hocam, bu araştırma merkezleri özellikle şunu soralım, ücretli mi? Ücretsiz mi? Şu an herhangi bir ücret talep edilmiyor. Sosyal güvenlik kapsamında ya da bu merkezin çalışması kapsamında bu tarama kriterlerine uyan birçok insana
bu hizmet ücretsiz bir şekilde sunulabilmekte. Şimdi zaten tekrardan kısa bir şekilde zaman içinde anlatacağım. Kısa isterseniz bahsetmeye başlayalım. Birinci ek olması gereken rakamlar, çoğu zaman severim ama bazı rakamları maalesef çok da eksik bilgi vermiş olabilirim. Değişkenlik de gösterebiliyor hocam rakamlar. Ya da rakamlara bazen bağlı kalmamak lazım da aslında. 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü söylediğimiz dünyada bir istatistik rakam var. Bu ne demek? Evet. Büyük bir rakam gerçekten. Zaten hem ketemin de tanımlamasında var hem de kanserin tanımlamasında var. Kanserden kork, geç kalmaktan kork cümlesi. Çünkü eğer tabiri caizse bu işi yanın başındayken yakalar iseniz, yanın başını ezmek diye düşünebileceğiniz bir şey de bu işten biraz daha kolay bir şekilde, daha rahat bir şekilde kurtulabilme imkanımız olacaktır. Artık meme kanseri mesela, meme kanserini artık biz kanser olarak bile neredeyse artık kabul etmiyoruz. Bir tansiyon gibi, bir şeker gibi, bir tiroid hastalıkları gibi kronik hastalıklar grubuna sokabileceğimiz kadar oldukça seyri güzel giden, erken teşhis edildiğinde çok iyi bir şekilde tedavi edilip hem hekimin hem hastanın yüzünü güldürebileceğini düşündüğümüz bir kanser tipi olarak tarif ediyoruz. Bunun için erken teşhisler ilave yapabilir miyim? Ben de meme siyahı olduğum için erken teşhis olmuş olsaydı mesela kendi açımdan söyleyeyim en azından meme alınmayabilirdi ya da lenflerim alınmayabilirdi. Yani meme koruyucu ameliyat olabilirdim. Hani sıfırıncı evrede ya da birinci evrede bunu yakalamış olsaydım ya da keteme gitmiş olsaydım 40 yaşına geçtiğimde sıfırıncı evrede belki yakalayacaktım, memeyi kaybetmeyecektim. Onun için de bizim şu an izleyicilerimiz, takipçilerimiz genelde meme siyahıdır ama bizim çevremizdeki insanları, tanı almamış insanları uyarabilmek önemli olan. Şu an onlara ulaşabilmek aslında. Şimdi zaten kitabın dediğim gibi yeni kuruluş amacı aslında bu. Şimdi yine tarifinde ben sunmaya çalışacağım. Özellikle meme kanseri için konuşuyorum bu cümleyi. Gerçekten ketemin mantığı da, ketem dışında erken teşhisin mantığı da bu. Şimdi bir hekim olarak ben onkolog olsam, meme cerrahisi olan bir meme cerrahı çok yetkili bir kişi de olsa, her meme dokusu her kadında farklı. Hani bazı şeyleri anlatırken tabirleri biz meyvelere benzetiriz. Örnek veriyorum. İşte A şahsında portakal gibi meme varken, meme büyüklüğü ya da sertliği varken, B şahsında işte karpuz büyüklüğünde bir meme olabileceği düşündüğünüzde bu tür şeyler gözden kaçabilme ihtimali vardır. Zaten ketemdeki, şimdi kısaca onları yavaş yavaş girelim. Evet. Ketem cümleyi kuruyoruz. Bir, farkındalığı artırmak. Klasik biliyorsunuz kanserdeki cümle bu. İkincisi, bu farkındalığı artırırken kadının, aslında erkeğin de bunu yapması lazım da, nasıl aynanın karşı sabahleyin kalkıyor, yüzümüzü yıkayıp bir bakıyoruz. Aa ya işte buramda bir işte gözümde çapak olmuş. Ne bileyim burada bir sivilce çıkmış. Aa, burada bir siyah bir lokata var diye nasıl dikkatimizi çekiyorsa, kadının kendi memesini, kendi vücudunu daha doğrusu tanıyarak memesinde olabileceğini düşündüğüm bir değişikliğin farkına varıp kısa zaman içinde, aa benim elime gelen bir kitle var, elime gelen işte bir sertlik var, İşte memin başında küçük bir akıntı var, mememden kan geliyor, koltuk altımda işte elime gelen bir beze var gibi bir cümleyi farkına varıp hızlı bir şekilde hekime ya da işte teşhis tanıma merkezine, ne bileyim işte bununla ilgili olan bir merkeze gidip hızlı bir şekilde bunun adını koyması gerekiyor. Zaten ketemin dediğim gibi mantığı ve kuruluş sebebi bu. Erken teşhis, adı üstünde kanser, erken teşhis ve tarama merkezi. Bunun için de işte buraya yavaş yavaş isterseniz gireyim. Evet. Meme kanserinin 40 yaşında başlayıp 70 yaşına kadar taramaya tabi tutulan insan olarak değerlendiriyoruz. Dünyadaki Sağlık Bakanlığı şeyleri, yetkilileri, sağlık yetkilileri daha doğrusu. 40 yaşına kadar da kanser olmayacaksınız diye bir kural yok. Bu tabii anlattığımız tarama grubundaki hasta yaş grubu. Şimdi evet. Annesi, anneannesi, teyzesi meme kanseri olup da
kanser riskine karşı erken teşhis ne yapayım diyen insanlar mutlaka olacaktır. Bir sürü cümleyi kuruyoruz. Özellikle 20'li yaştan itibaren diyelim 40 yaşına kadar. Az önce anlatmış olduğum, onu da kısaca bahsedeceğim. Her kadının bir defa kendi memesinin dokusunu tanıması için kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağını bilmesi gerekiyor. Bu birinci kural. Bunu nasıl yapıyoruz? Çok da güzel, basit, sıradan bir uygulaması var. 3 aşağı 5 yukarı çok büyük aksilik olmadığı müddetçe kadınların bazılarının belki isyan ettiği ama fizyolojik olarak ya da işte Allah'ın yaratmış olduğu bir mekanizma diyelim. Adet kanaması diye bahsettiğimiz bir kanama sürecinden bahsediyor. Bu aslında vücudun yenileme süreci. Şimdi klasik olması, kolay olması ve standartlara oturması mantığıyla baktığınızda adet gören bir kadının adetinin başlangıcına itibaren 7 gün ile 10. gün arasında kendi kendine meme muayenesinin iki tane yöntemi var. Birincisi ayakta diye bahsettiğimiz bir banyoda ya da bir aynanın karşısında kendi vücudunuz bu şekilde duruyorsunuz, bakıyorsunuz. Memenizin ikisi birbirine eşit bir şekilde aşağı doğru sarkıyor mu? Memenizin herhangi bir şekilde renk değişikliği var mı? Herhangi bir şekilde farkına varamadığınız işte bir akıntı, bir kan gelişi var mı gibi. Bu dış bakı. Öncelikle bu. Bunları bahsettikten sonra sonrasında ayakta muayene diye bahsettiğim bizim özellikle dairesel yöntem dediğimiz, yani içten dışa doğru dediğimiz bir yöntemle küçük küçük meme dokusunun hızlı bir şekilde taramasını istiyoruz. Her iki memeyi de tarayacak. Bu ilk ayakta olması gereken tarama yöntemi. Bunu ikinci olarak da yatarak bir uygun bir zeminde, yatak olabilir, ne bileyim bir çekyat gibi bir yerde olabilir. Buna yatıp bu sefer az önce bahsettiğim şeyi, şimdi sağ memesini muayene ederken koltuk altına, başını elinin altına koyacak. Bu memesini az önce bahsettiğim gibi dairesel yöntemlerle muayenesini edecek. Meme dokusunda bir şey var mı, ele gelen bir sertlik, akıntı, buna bakacak. Koltuk altını muayene edecek. Aynı şekilde buraya bitirip bu sefer bu memesini bu şekilde yine şey yapacak. Bunlar aslında çağımız internet çağı. Unutulabilir, gözden kaçabilir ama okumak, resimleri görmek, videoları görmek çok basittir. Bazı kitem merkezlerinin kendine ait eğitim şeyleri var. Video oradan da takip edilebilir. Ben kısaca anlatmaya çalıştım. Oralardan bir şekilde işte Ayşe isimli bir kadın olsun. Memesinde bu az önce anlatmış olduğum muayeneyi yaptı. Şimdi bahsettiğimiz şey 20 yaş grubunda başladı. 40 yaşına kadar yaptı. Her ay düzenli bir şekilde yapıyorsun. Bir süre sonra hem bu kişi kendine hem de başka birisine ya arkadaş her ay düzenli bir şekilde muayene ediyorum. Elime bir şey gelmiyor. Ben niye muayene ediyorum ki? Cümlesini kurabilir. Gayet de doğaldır. Ama kanserin ne zaman nerede çıkacağını maalesef bilemediğimiz için zaten mantığımız bu. Biz kendi vücudumuzu tanıyalım. Vücudumuzda olabileceğini düşündüğümüz, doktora gitmemiz gereken bir şeyi başındayken yakalayalım için zaten bunu çaba gösteriyoruz. Bir de hocam bu her ay muayene esnasında zaten biz vücudumuzu tanıdığımız için ilk zamanlarda hissedemediğimizi daha sonralarında hissedebiliriz. Çünkü artık vücudumuza bir aşinalığımız olacak bizim. Yani yüzünüze nasıl bakıyorsanız, yüzünüze çıkacak ufacık bir sivilceyi bir de fark edebiliyorsak, aa ya işte burada bir şey çıktı hemen bunun çözümüne gidiyorsak, aynı şekilde mememizde, çünkü hala yıl 2022 olsa bile, toplum ne kadar işte çağ atlıyoruz bile desek, hala bazı insanlarımızda bir hekime gitme korkusu, meme muayenesi olmak için bir çekince, işte erkek doktora muayene olmakta bir utanma ya da ne bileyim bunu nasıl anlatırım? Yani atıyoruz bekar bir bayan, hiç evlenmemiş, 30'lu yaşlara gelmiş ama memesinde bir şey var. Annesine anlatamıyor, babasına diyemiyor. Dersen fırça yerim korkusu. Evet. Ya da bazı bilemediğimiz maddi imkansızlıklar ve benzeri şeylerle bir şekilde bunlar erteleniyor. Öyle hani aşağı yukarı 20 yıldır onkoloji içinden bir hekim olarak az sayıda da olsa buna benzer özellikle yaşlı teyzelerimiz diyelim, Anadolu insanı. Sonuçta biz de Anadolu insanıyız ama bazı insanlarda şunları çok gördüm. İnsanlar memesindeki o tabiri caiz artık akıp kokmaya başlamış
esnaflı değerler atasözüdür. At olan ışıkları geçmiş, neredeyse evresi dördüncü aşamaya gelmiş diyebileceğin kadar akan, kokan, yara haline gelmiş olan bir memeyi bile bir şekilde saklıyor. Nasıl yakalıyor insanlarımız? İşte onun banyosunu yapın, evdeki bir bayan, işte ne bileyim kızı, torunu bir şeyi gördüğünde aa dur bir dakika burada bir şey var falan derken bir hastaneye gidiyorsun. Film, tahlil, evre 4 meme kanseri. Niye başında söylemedin falan filan, tabii bu saatlerden sonra pişmanlık duyulacak şeyleri yaşıyoruz. Dolayısıyla ketene mantığına uyabilmesi için dediğimiz cümle aynen bu. 20'den 40 yaşına kadar her insan kendi meme dokusunu, 40'tan sonra tabii bu geçerlidir. Buraya kadar bir defa kendi genelinin muayenesini bilmesi, düzgün şekilde yapması. Az önce anlattığımızı ilave şunu yapalım. Şimdi adet gören kişilerde bunu söyledik. Kimi kadın 40'ında, kimi 45, kimi 50'sinde, 3 aşağı 5 yukarı artık adetten kesilip bizim menopoza tabir ettiğimiz bir zaman dilimine giriyor. Evet. Menopoza giren kadın da atıyorum işte her ayın 1 ile 5'i arasında bir tarih belirlesin. O tarih diliminde az önce bahsetmiş olduğum hem ayakta hem yatarak meme muayenesi yaparak meme dokusunu tanısın ki memesinde kendince geçen ay olmayıp bu ay fark ettiği bir anormalliği, az önce anlattığımız kitle olabilir, akıntı olabilir, kanama olabilir, ne bileyim küçük meme başında sivilce olabilir. Bunlar bazı şeylerin sinyalidir. Kardeş sen hızlı bir şekilde doktora, hemen bir hastaneye gitse aslında uyaran bir mekanizmadır. Bunu fark edip hızlı bir şekilde kime gider? Ondan sonraki aşamasında işte siz geçtiğiniz için biliyorsunuz. Mamografiler, meme ultrasonları, gerekirse MR'lar, PET-CT'ler ve benzeri şeyler yapılır. Hangi aşamada olduğuna bakılıp sonrası tedavi kısmına geçilir. O ayrı bir konu ama önceliğimiz burada zaten keteme mantığı da bu ya. Bunu yapabileceğimi duyduğumda ya ben nereye giderim demene gerek yok. Ya da en yakın bir merkeze, işte meme ultrasonu ve mamografi yapılacak bir hastaneye gidip bu tetkikleri yaptıktan sonra bunu incelenmesi en doğrusu, en mantıklısı olacaktır. Burada da işte 40 yaşıyla başlayıp 70 yaşına kadar Türkiye'mizdeki ketenlerde bu yapılıyor. Tüm dünyada da bu öneriliyor. Erken teşhis amaçlı 40 yaşıyla 50 yaşındaki bayanlara 2 yılda bir mamografi yöntemiyle tarama şikayeti olsun ya da olmasın. Evet. 50 yaşından sonra yılda bir defa olmak üzere düzenli bir şekilde taramasının yapılması tavsiyesi var. Dediğiniz gibi küçük illerde bu biraz daha belki düzenli, daha kolay, nüfusun azlığı, çalışan hekimin belki uygunluğuyla biraz yok, daha mantıklı. Yok. Ben Osmaniyeliyim. Burada onu söylemek 43 yaşında tanıyı aldım. Osmaniye'de aldım ve bana şey demişlerdi. Sen hiç keteme gitmedin mi? Ketem ne diye sordum o sırada zaten. Ben bu tanıyı aldıktan sonra. Annem bile yani o sırada 78 yaşında falan da annem şeyde. Mahallede muhtarlıklar 40 yaşta 70 yaş arasındaki bütün kadınları topluyorlar. Keteme götürüyorlar. Muayenelerini yaptırıyorlar. Yani bir rutin tarama var. Küçük yerlerde daha çok biliniyor. Özellikle yerel yönetimler tarafından daha çok biliniyor. Ben İstanbul'a geldiğimde... Ben de sizin gibi aynı şekilde Adıyaman'da çalıştığım ketemle aşağı yukarı 3 yıl boyunca. Zaten ketem tecrübem de oradan vardır. Tabiri caizse dediğiniz gibi küçük yerlerde işte Ayşe teyze, Fatma teyze bir araya geliyorlar. Neredeyse dediğinize yakın, kaba bir belki tabir olacak ama bir sanki güne gidercesine Ayşe teyzenin evine kutlarırcasına topluyordu mahalleleri. 3'er 5'er kişi tabii günlük yapılabilecek mamografi sayısı da belki bir onu geçmiyordu ama sonuçta bir farkındalık, azın zaten keteme mantığı dedi ki bir farkındalığı oluşturduk. Bir insanlara işte meme taramasının ne olduğunu bir şekilde öğrettik. Ve bu bir şekilde düzgün bir şekilde yapılıp daha sonra işte mesela ne yapıldı? Haziran ayının 20'sinde yaptırmışsın. İşte 2 sene sonra tekrar bir daha gel Ayşe Hanım. Sen işte 50 yaşa geçmiş Fatma Hanım, sen 1 sene sonra mutlaka yine gel diye o insanın kafasına bu cümleyi kazıdık. Zaten keteme mantığı da bu. İşte yılda bir kere kanser haftasında yapılan eğitimler tabii ki var ama belki yeterli değil cümlesini kurabiliriz. Şimdi bunu yaparken Sağlık Bakanlığı ya da keten merkezini eleştirmek değil amacımız ama bir şekilde hala çağ, internet çağı bile olsa insanların başına gelmediği için bazı şeyleri belki umursamıyoruz. Dediğim gibi ekonomik sebepler, utanma ve benzeri şeyler de mutlaka işin içinde vardır.
Bunlar bir şekilde kalıyor. Şimdi belki yanlış bir cümle ama ya da zamanı değil. Hangimiz özellikle mesela ağrı diş sağlığı için şikayetimiz olmadan diş hekimine yılda bir defa gidiyoruz? Hiç kimse. Ancak ne zaman? Tabiri caizse dişimde anam ağladı, bu geceyi nasıl geçireceğim diye çalmadığımız kapı kalmıyor. Dişçinin işte kapısını çalıp aman dişçim sen bilirsin, aman doktorum bu kucağına düştüm. Dışında yani ne sağlık çalışanı ne Türk vatandaşı hiç kimse herhangi bir şekilde sağlık çalışanın kapısını çalmıyor. Zaten KTM mantığı dediğim gibi bu olmalı. Ve zaten tüm dünya üzerinde toru topu 3 tane tanıma yöntemi olan kanser tipi var. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri. Şimdi onları yavaş yavaş zaman içinde geçeceğiz. Evet. Şimdi 40 yaşındayla 50 yaş arasında bir kere daha yenilemiş olalım. 2 yılda bir mamografi. 50 yaşını geçince bunlar da nasıl yapılıyor? Şimdi Türkiye'mizde de bu yapılmaya başlandı. Mamografi filmi çekiliyor. İnsan mamografi çekilmek için de biraz zahmetli. Az önce anlattığım gibi herkesin meme dokusu, herkesin memesinin yapısı ve büyüklüğü farklı. Evet. Çekilmişliğinizden bilirsiniz. O mamografi yapılırken memeyi o cihazın içine bir şekilde sıkıştırıyorsunuz. Belki tos bazı diyorum ben hocam. Ağrı duyuyorlar ve bundan da kaçan insanlarımız var. Ama görüntüleme yöntemi olarak bunu maalesef kullanmak zorundayız. Şu soru sorulabilir. Sorulmadan ben cevabını vermiş olayım. Radyasyon orada da almıyor muyuz? Mamografide de radyasyon verilmiyor mu cümlesi var. Evet veriliyor ama bu göz ardı edilebilir oranlı bir radyasyon olduğu için de mamografi yapılmasını tüm dünya sağlık çalışanları öneriyorlar. Oldu bir tane hastanıza işte çekildi. İşte Ayşe Hanım'a mesela film çektik. Bunu iki ayrı bağımsız radyoloji doktoru birbirinden habersiz raporluyorlar. Evet burada meme kanseri vardır ya da yoktur. Ya da işte ne bileyim memede olabilirse işte bir kitle vardır cümlesini kuruyor ise ondan sonraki aşamasında tamam evet Ayşe Hanım size bu tane kondu. Siz lütfen hızlı bir şekilde merkezimize gelin. Sizi işte bu işin uzmanı meme cerrahisine işte onkoloji uzmanlarına yönlendirelim. Siz bundan sonraki aşamasını lütfen orada yapın cümlesini kurabiliyoruz. Rakamda dediğim gibi çok hatırlamıyorum. Kaç katın taranırdı, kaç tanesinde yakalanır? Bu oran nedir? Açıkçası şu an hatırlamıyorum ama dediğim gibi KTM'in mantığı farkındalığı artırmak. Kadının kendi dokusunu, kendi memesini, kendi vücudunu tanımasını sağlayıp olabilirse düşündüğünü işte doktora gitmesi gereken diyelim. Yani illa her giden kanserde demeyelim ama evet. Farkında vardığı yeni bir değişikliği fark ettiğinde hemen en yakın memeyle ilgilenen bir doktorun kapısını çalmasını sağlamak. 50 yaşından sonra dediğim gibi yılda bir kere 70 yaşına kadar taranıyor. Bunlar bazen işte meme ultrasonuyla bazen duruma göre diğer şeyler desteklenebiliyor. Ama bilin ki bir şey yoksa düzenli bir şekilde bunun taramaları yapılabiliyor. Bunun dışında şu an akciğer kanserinde, beyin tümöründe, mide kanserinde, daha sonra bu üç kanser dışında özel bir tarama yöntemi maalesef yok. Dolayısıyla meme kanseri erken teşhisi gibi güzel, çok mantıklı bir şey ucuz ve bedava diyelim isterseniz ya da daha kolay bir varken şimdi bakıyoruz akciğer kanserini geçen konuşmuştuk hatırlarsanız tüm dünya uğraşıyor erken aşı nasıl yakalarız diye yok hala net elle tutulur gözle görülür meme kanserine benzer bir erken tarama yöntemi yok maalesef ama meme kanserinin böyle bir imkan varken ve erken yakalandığında bahsettiğim tedavi süreçleri çok iyi gidebilecek bir kanser tipi iken neden erken teşhis için çaba göstermeyelim ki? Evet. Maalesef. Aslında bu tarz programlarla da özellikle ya da kanser tanısı almış arkadaşlarımız da kendi çevrelerinde duyurdukça bu farkındalığı yapmaya çalışacağız. Önemli olan tamam kanser tanısı aldık ama kanser tanısı almadan önce de bu farkındalığı bilmek lazım. İşte değil mi? KTM'nin cümlesi, mantığı, kanserde geç kalma, kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork, erken tanı, erken tedavi, erken teşhis, erken yol almak, işte erken teşhis hayat kurtarır gibi böyle sloganları olan bir merkez ama dediğim gibi belki işte sebeplerini çoğaltmakla birlikte birçok konuda maalesef yapamayabiliyoruz. Yeterli kalamayabiliyoruz. Dediğimiz gibi ne yapıp ne edip her halükarda insanların
ketamin ne olduğunu bilmesi, ketamin niçin gidilmesi gerektiğini söylüyorum. Yani işte bakın 40 yaşına kadar şikayetiniz olsa gitmeyin. Ama en azından az önce anlatmış olduğum gibi 20 ile 40 yaşındaki bir kadın her ay düzenli şekilde meme muayenesini yaparak vücudunda olabilmesi bir değişikliğin takibini yapıp erken zamanda doktorun kapısına çalması kadar güzel bir şey yok. Çünkü daha başka erken teşhis yöntemi olan bir kanser tipi yok. Böyle bir imkanı niye kaçırasının cevabı yok. Dolayısıyla erken teşhis her zaman için gerçekten iyidir. Peki hocam. Hem keten merkezi mutlaka kendince özverili çalışıyordur. Belki bilmemek bizim eksikliğimiz olur. Ona hiçbir şey diyemeyeceğim ama keten merkezlerinin olduğunu ve böyle bir merkezin bu hizmeti verdiğini biz inanmak istedik. Evet. Şimdi memeyi konuştuk hocam. Zaten dediğim gibi biz meme seyahları olduğumuz için baya baya bu konularla şey yapıyoruz. Serviks ya da rahim ağzı önlenebilir kanser tiplerinden bir tanesi, yine ketemde de bunun araştırması yapılıyor. Kaç yaşından itibaren keteme başvurması gerekir? Yanlış bilmiyorsam ketemde de rahim ağzı kanserinin 30 yaş ile 70 yaş aralığında bir erken teşhis yöntemi için oraya müracaat edilmesi gerektiği ile ilgili bir yaş aralığı var. Orada da hatırlayabildiklerimi söylüyorum. Bizim dediğim gibi toplum olarak bazı şeyleri biraz nasıl diyeyim? Şimdi 5 yıl olarak biliyorum hocam ben rahim ağzı tarama testlerinin 5 yılda bir 30 yaştan sonra. Bunu... 30 yaş kadar cinsel aktif olması, doğurgan kadın olması şartı ile diye söyleniyor. Hı-hı. 30 yaşından itibaren bir kadının 2 yılda bir semir testi yapılması, 10 yılda bir duruma göre de buna ekstra bir şey yapılması önerisi var. Ama eğer bunda da herhangi bir şey yoksa zaten bilin ki herhangi bir ekstra bir şeye gerek yok. Bu cümleyi kurmak lazım. 30 yaşında başlayıp 70 yaşına kadar devam edebiliyor. Burada bizim human papillomavirüs diye bahsettiğimiz HPV diye kısalttığımız bir virüs var. %90-99 civarında neredeyse bu hasta tiplerinde bunun olabildiği ile ilgili bir bilgilendirmemiz var. Bu da ne demektir? Cinsel yolla zaten geçen bir hastalık olması sebebiyle bu HPV dediğimiz virüsle bağlı rahim ağzı kanserinin görülmesi ihtimali yüksek. Ülkemiz çok diğer ülkelere göre belki bu konuda biraz daha şanslı olmakla birlikte yine tabii ki kadınlarda hala bu kanser tipi görülebiliyor. Birkaç sene önce başladı. Şu an yaşadığım tam yanlış hatırlıyor olabilirim. 18 yaşında başlayıp 40-45'e kadar çıkabildiğini düşündüğüm 3 doz şeklinde şu an devletin ödemesinde olmayan ücretli alıp yaptırabileceğiniz HPV ile ilgili bir aşı da şu an dünya üzerinde önerilmeye başlandı. Bu da koruyucu amaçlı, bu az önce bahsettiğimiz HPV ağırlıklı olabileceğini düşündüğüm rahim ağzı kanserini engelleyici diye tavsiye edilen o yaş grubundaki insanlara yapılıp da işte rahim ağzı kanseri olmasın diye önerilen 3 doz aşısı var. 3 dozdan kastım şu. Örnek veriyorum, Haziran ayında yaptırmışsanız bunu 0. Temmuz ayında 1. ay, 6 ay sonrası Ocak ayında olmak üzere şeklinde, yani toplam 6 ay içinde 3 defa yapılan doz aşılamasıyla birlikte human papillomavirüs ve serviks kanserine karşı kendinizi koruyabiliyorsunuz diye bir önerisi olan durum. 30 yaşında 2 yılda bir semir testi, bir de az önce anlattığım işte meme muayenesindeki zorluk gibi. Şimdi kadın değilim ama kadınların maalesef sıkıntılarını biraz da olsa, az da olsa empati yapmaya çalışıyorum. O tabiri caizse bizim jinekolojik masa diye tabir ettiğimiz o kadının o muayene masasına çıkıp çok kaba bir tabirle bacağını açıp muayene olması birçok kadın için maalesef çok böyle uygun bir muayene yöntemi olarak değerlendirilmiyor. Evet. Karşıdaki bir ne kadar erkek de olsa, bayan da olsa o muayene masasının yatmanın zorlukları, o muayene esnasında işte yaşanan sıkıntılar, utanmalar diyelim, kime gitmeyi biraz daha engelleyebiliyor. Ama dediğimiz gibi bunlar yapıldıktan sonra bizim simir testi diye bahsettiğimiz o rahim ağzından alınan bir ufak bir sürüntüyle onu biz patolojik olarak inceliyoruz. Pap simir testi diye geçer bu. Evet. O incelediğimiz bahsettiğimiz HPV'nin ya da rahim ağzı kanserinin olup olmadığını tespiti yapılıp olabilesi bir şey varsa erken adı yakalanması kısmı gündeme geliyor. Hı hı. Eğer herhangi bir şey yoksa
rutin takibe geçirebiliyor. Ancak bizim servikal intraepitoryal neoplazmi diye bildiğimiz, kısaltıldığında baş harfleriyle CIN diye okunan, CIN 1, CIN 2 ve CIN 3 diye bahsettiğimiz kanser öncesi, bizim prekanseröz diye tarif ettiğimiz bir hastalık tipi de var. İlle CIN 1, CIN 2, CIN 3 olacak hasta kanser olacak diye bir kural yok ama normal sağlıklı bir bireye göre CIN 1, 2, 3 olan birisinin kanser olması ihtimali normal sağlıklı insana göre 20 kat daha fazla. Evet. Dolayısıyla az önce anlattığımız rahim ağzı kanserindeki erken teşhisin mantığı da biraz buna giriyor. Dolayısıyla erken teşhis işte aynı meme kanserindeki gibi rahim ağzı kanserinde de var ve bunun bir şekilde yapılması, herhangi bir şekilde kanser olup olmadığının testini, pap smear testi diye bahsettiğim testi yapmak en doğrusu ve en sağlıklısı. Bir de hocam pap smear testi bildiğim kadarıyla aile hekimliklerinde de yapılabiliyor. Yani yeten merkezlerine gitilmese bile bunu da söylemek gerekir arkadaşlara. Aile hekimlikleri de bunu yapıyorlar. Ya şimdi artık dediğim gibi çağ internet çağ, çağ her şeye ulaşabilir kolay bir çağ haline geldi. Bunlara baktığımızda gerçekten artık yeter ki isteyelim. Elimizin altında her şey var ve bir de az önce anlattığım gibi utanmayalım, korkmayalım, para kısmından çekinmeyelim. Yani devletimiz şu an Sağlık Bakanlığı gerçekten güzel hizmetler veriyor. Ve KTM'de bu anlattığımız testlerin büyük çoğunluğu ücretsiz bir şekilde halka zaten sunuluyor. Bu halk sağlığı hizmeti bu. Evet. Dolayısıyla bunlardan kaçınmamak lazım. Onun için dediğim gibi meme kanseri ve rahim ağzı kanserinde böyle bir yöntem varken, erken teşhis edilebilme imkanı varken niye kaçalım cümlesini gerçekten kurmak lazım. Ben onun için programın zaten amacı bu. Ketemi ne olduğunu anlatmak, erken teşhisin ne olduğunu ifade etmek. Çünkü maalesef 3 kanser dışında gerçekten çok dört dörtlük bir 4. kanseri belki cilt kanserini sayabiliriz. Onun dışında yok. Ya işte benim annemde pankreas kanseri var da ben de pankreas kanseri miyim diyeceğim bir tarama yönteminiz yok. Şu evet. An en azından seneye neler değişir bilmiyoruz. Tıpta her gün her şey değişiyor ama şu anki mevcut durumda meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri erken teşhis edilebilecek kanser tipleri. Şimdi peki hocam kolon kanserinin de taraması yapılıyor. Kolon kanserinde mesela sadece kadınlara mı ketemde yapılıyor? Bunun erkeklere de yapılır mı? Şimdi kalın bağırsak kanserinde erkek kadın ayrımı yok. Orada da yaş grubunu 50 ile 70 yaş arası, bu bahsettiğimiz tabii standart hiçbir şikayeti olmayan, aile hikayesi olmayan insanlardaki tarama aralığı 50 ile 70 yaş arası. Ama oldu. Örnek veriyorum işte babasında kalın bağırsak kanseri olup da 40 yaşındaki bir adama da kalın bağırsak kanseri taraması tabii ki yapılabilir. Ancak bu bahsettiğimiz işte KTM'deki yaş aralığı 50-70 yaş arası. Oradaki mantık zaten erken teşhisin biraz mantığı da bu. Şikayeti olmayan adamı da tarayalım. Annesinde babasında olmayanı tarayalım. Şimdi dedim ya rakamları çok açıkçası bilmem, beceremem. Yani dünyanın şu an en sık görülen kanserlerine baktığınızda kadınlar bir numara meme kanseri, ekleri ekcek, akciğer kanseridir. Ama kadında meme kanseri görülüyor da erkekte görülmüyor diye bir kural olmadığı gibi kalın bağırsak kanseri de hem kadında hem erkekte tabii ki görülebiliyor. Oranlar değişmekle birlikte. Dolayısıyla 50 ile 70 yaş arasındaki insanlara da diyor ki KTM uzmanları diyelim ya da halk sağlığı uzmanları, şikayeti olsun olmasın gayet de gizli kan testi diye bahsettiğimiz bir test var. Bu evet. Test çok kaba bir tabirle büyük abdest örneğini veriyorsunuz. Onların bakmış oldukları bir çalışma kitleri var. O test de gayet yani büyük abdestinizde gizli kan var mı? Gözde görünmeyen ama o testte çıkabilecek bir kanama odağı var mıdır? Bunun testini yapıyorlar. Genellikle tavsiye edilen 3 gün üst üste yapılması. Herhangi birinde pozitiflik çıktığında ille kansersin demek mümkün değil. Ama sizin kalın bağırsağınızın herhangi bir noktasında kanamayı açıklayabilecek bir lezyon var. Bu polip olabilir, kanseriniz bir bölge de olabilir. Ama net bir şey söylemek için çok daha ileri yöntemlere gitmek gerekiyor. Kolonoskopi yapılması gerekiyor. Kolonoskopi yapılırken belki oradan biyops alınması gündeme geliyor. O zaman tomografiler, MR'lar, PET CT'lere geçilebilir. Ama
gayet de gizli kanında herhangi bir şey olmayan bir vatandaşa siz boşu boşuna ekstra kolonoskop önermenizin bir manası yok. Evet. Gayet de gizli kan pozitifliği çıkan bir kişiye mutlaka kolonoskopi öneriliyor. Atıyorum işte 52 yaşında bir adama pozitif çıktı, hemen sen yaptır. Kolonoskopi de temiz çıkarsa 10 yıl sonra bir daha kolonoskopi yaptırabilirsiniz diyor. Bu tarama yöntemindeki insanlar. Ancak ailevi hikayesi olanlar, kalın bağırsağında polip ve benzeri işte lezyonları olup ya da kendisinin kalın bağırsak kanseri olup erken yakalanan yaşanan bilmem ne falan baktığında bu insanlara o zaman diyoruz ki bir dakika sizin işte gerekirse 6 ayda bir, 3 ayda bir uzun haline ne sıkılırsa onu hekimi tahmin edecektir. Mutlaka bu kolonoskopi, ne bileyim işte bu kalın bağırsakla ilgili tomografinizi, MR'ınızı, ne bileyim işte PET'inizi gerekirse çektirin cümlesini kuracağız. Bu ayrı. Ama 50 ile 70 yaş arasında hiçbir şikayet olmayan insanlara bahsettiğim ketenlerde gizli kan testi yapılarak sizde olası kalın bağırsaklı bir şey var mıdır? Yok mu da testi yapılıyor. Aslında birkaç daha farklı testler var ama biraz daha pahalı. Şu an en ucuz, en kolaydır diye şu bu tercih ediliyor. Evet. Ondan aşamasında kolonoskopiye gerek olup olmadığı, ona da bir şey çıkmazsa bir 10 yıl hadi güle güle rahmetli işte Mustafa ya da Ayşe Hanım cümlesini kurabiliyorsunuz. Bu yaş grubun altına dediğim gibi bu bahsettiğimiz ketendeki tarama yöntemleri sağlıklı bir birey, hiçbir şikayeti olmayan 55 yaşındaki bir Ayşe Hanım'la 60 yaşındaki Mustafa Bey'in keteme gittiğindeki işlemi bu. Ama az önce anlattığımız meme kanserinde, rahim ağzı kanserindeki gibi belki oranı düşük de olsa annesinde, babasında, teyzesinde, anneannesinde kanser olan birisine bu anlattığımız farklı şeyler biraz daha farklı aşamalara geçiyor. O zaman işte 40 yaşındaki bir kadına da rahim ağzı kanseri taraması için öneride bulunuyorsun. Kalın bağırsak için de kurabiliyorsunuz. Bunlar anlattıklarımın dışındaki istisna durumlar. Evet. Bir de şu cümleye gireyim. Sizin belki sorularınız devam edecektir. Genel kanserler için konuşuyorum. Bütün kanser tiplerinde beslenme, sağlıklı beslenme ve spor ile %40 civarı azaltabilme ihtimali var. Bu tüm dünyadaki uzmanlar tarafının kurulan bir cümle. Bundan iki kastım ne? İşte 40'lı yaşlara gelmiş bir kadın ya da bir erkek. Anneannesinde meme kanseri var. Ben de meme kanseri miyim korkusu yaşıyor. Tabii ki gayet doğal. Çünkü 8 kadından birisinin kanser olduğundan bahseden bir durumdayken o şanslı kişi de olabileceği gibi ben kanser olmayayım için ne yapmalıyım cümlesine baktığınızda sağlıklı beslenebilmek, düzgün bir şekilde spor yapmakla %40 kanser olma riskinizi azaltıyorsunuz. Bir şey daha ilave edeyim hocam. Stresten buyurun. Uzak durmakla. Ya o kısmı zaten hepimizin birbirine geçmesi lazım. Stresten de uzak durmak gerekiyor. Bakın. Öğrenciliğimde kalan, hep de anlatmaya çalıştığım çok güzel bir örnek vardır. Stresi bağlı yapılmayacağını düşündüğüm hiçbir hastalık neredeyse yok. Ben 96 Bursa Uludağ mezunuyum. O mezun olduğum sene hocamızın bize anlattığı aklımda kalan alt alta yazdığınızda birden 16'ya kadar bizim psikosomatik hastalık diye tarif ettiğimiz yani kökeninde stres olduğunu düşündüğümüz 16 tane ayrı hastalık ismi vardı. Ki 25 sene olmuş ben mezun oldum. Bu 16 belki 36'ya çıkmıştır. Adım gibi eminim. Evet. Çünkü belki de onun bir numarasında hocamız şunu anlatıyor. Türkiye'mizde de bu var. Örnek veriyorum işte Türkiye için örneklemiş olalım bunu. A fabrikasında siz genel müdürsünüz. Eminizde 500 tane çalışanınız var ve büyük bir sorumluluğa sahipsiniz. Ve mide ülseri şikayetiyle yılda bir kere işte bir atak geçiriyorsunuz ve hastaneye yatırılıyorsunuz. Bunun bir numara sebebi ne biliyor musunuz? Yapmış olduğunuz işin pozisyonundaki stres. Bu atıyorum fabrikanın ciro yapması, bir şekilde kâra geçmesi gerekiyor ama o stresi siz kaldıramıyorsunuz. Bir yerden patlak veriyor. Bakın kanser de dahil hastalıkların hepsinde şöyle bir cümle vardır. Vücudun zayıf olduğunu düşündüğü bir yerden sizi yakalar. Oradan evet. Sonra sizi itir alır. Bu maalesef hepimizin gerçeğinde var. Bu arada benim bayram iflas etti. Evet. Şimdi şöyle
Kanser de buna geçerlidir. Şeyi düşünün, İstanbul'un surlarını düşünün. İstanbul'un surlarının içinde geçilmesi şu an müsait olan araç geçişleri için yapılan yerler var. Bu İstanbul'un surları yapılmıştı. Dışarıdan gelebilecek düşmana karşı içerideki insanları korumakta. Oraya herhangi bir surun bir kenarına bir delik açtınız mı? Ne yapacak? Düşman ordu nasıl saldıracak? Surun içine girip oradaki kaleyi ele geçirmek için. Aynı mantık. Vücudumuzun her tarafında bir mekanizma var. Bu bademcik iltihabından tutun, kansere varana kadar vücudun zayıf olduğunu düşündüğün bir noktasında anında... Hocam, buyurun. Bayrağı alabilir misiniz? Tabii ki. Uygun bir yere düştü, merak etmeyin. Şimdi şöyle bir şey. Vücudun mekanizmasının zayıf olduğunu düşündüğünüz bir yere saldırı olduğunda vücut oradan bir şekilde artık o zayıf noktasından teslim alınacak. Bu anlattığım gibi boğaz iltihabı olabileceği gibi işte meme kanseri olabileceği kadar düşündüğüm her türlü hastalığın aslında giriş kapısı, başlangıç noktası. Biz oradaki savunmayı, mekanizmayı iyi bir hale getirmezseniz o olur. Az önce anlattığımız küçük olan deliği siz oraya asker gönderip delikteki savunmayı püskürtmezseniz erken teşhis kanıtımızda biraz bu. Oradaki zayıflığı görüp oradaki komutan oraya hadi gidin askerler burayı kapatın demezse iş biter. İşte onun için diyoruz meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri gibi erken teşhis edilebilen 3 tane kanserde siz erkenden vücudunuzda olabileceğini düşündüğüm bir değişikliği fark edip hekimin kapısını çalmazsanız düşman sizi ele geçirdikten sonra sen feryat figan eylesen ne olur diyebileceğin kadar zavallı bir duruma gelebilirsin. Ondan sonra da her gün başımıza geldiğini düşündüğüm ya da gelebileceklerden bir tanesi. Hocam işte biz bu saatten sonra ne yapacağız? Yani kusura bakmayın yapılacak şeyler oldukça sınırlı cümlesini kurduğunuzda bu sefer şu cümleyle karşı karşıya kalıyoruz. Hoca sanki elinde bir silah var bizi kullanmıyor. Yani, ya da şöyle bir şey var hocam. Ben birkaç kişiye de bu şekilde şahit oldum. Doktor benimle ilgilenmiyor. Bizim hastamızla ilgilenilmedi gibi yakınmalar var. Yani tamam ben de mesela tanı almışım. Kanser hastasıyım. Son haddiye geldikten sonra doktorun elinde sihirli değnek yok ki. Yani evet, o hastayı iyileştirsin. O kus pokus bitti. Hani iyileştin yani. Git. Yani vücudun her tarafına sarmış olan bir tümörden bahsediyoruz. Beyne atmış bir tümörden. Hadi kemikleri geçiyorum. Ama beyne atmış bir tümörden bahsediyorsunuz. Ve ondan sonra doktor benimle ilgilenmedi. Bizim hastamızla ilgilenmiyor gibi tabirde bulunuyorsunuz. Ya da benim hastam çok ağrısı var gibi. Ya bunlar dediğim gibi işte herkesin kendi cephesinde eksikliğini görüp karşı tarafta bizim yani kendim için, sağlık çalışanlar için söylüyorum bu cümleyi. Çok zaman karşılaştığımız empatiyi hep tek taraflı yapmak istiyoruz. Tabii ki bir hastanın ağrısını, bir hastanın bulantı kusmasını, bu hastanın işte nasıl diyeyim saçının dökülmesindeki ruh halini anlamam mümkün değil ama benim de hasta grubum zaten bu olduğu için 3 aşağı 5 yukarı ona yakın bir empati yapabiliyorum. Ancak bunu söylerken yanlış anlaşılmasın bu cümle asla. Hı hı. İşte bir meme kanserli Ayşe Hanım'ın benim o gün tabii işimi yansıtacağım diye bir kural yok ama gece işte atıyorum uykusuz kaldığımı, benim de işte bademcik iltihabı geçirip de rapor almadan mesaiye devam ettiğimi anlamasını istemiyorum ama benim de çok kaba bir tabir eşref saati ve eşek saati diye bahsettiğimiz saatlerimiz var. Hep güler yüzlü olmamız gerektiğini, benim de dört dörtlük bir hayatımın olacağını düşünmemesi gerektiğini bazen kuruyoruz. Çünkü karşı taraf haklı bir şekilde sizden bunu bekliyor. Diyor ki, işte hemşire bana gülmedi, doktor suratıma işte gülümsemedi. Ya arkadaş, tabii ki haklısın, bir hasta olarak ilgi istiyorsun, alaka istiyorsun, doğrudur. Ancak bazen karşıdaki de düşünmek lazım. Ya bu adamın işte atıyorum maddi bir sorunu mu var? Bugün kirasını mı ödeyemedi? Ne bileyim çocuğu işte okulda kaldı, gidip öğretmenle bunun kavgasını mı yaptı?
Tabii ki bunu bileceğin konu değil ama benim mesai saatindeki ruh halimin bozukluğunu karşıdaki hastaya yakın anlamıyor. Bu ayrı bir konu. Şimdi meme kanserinin başına geleceğim. Meme kanseri teşhisi bir şekilde diyelim koyuldu. Hastanın az önce anlatmış olduğum gerek kendi taramasıyla gerekse işte müracaatı sonrasında çıktı. Yaşadığınız için biliyorum. Konu biraz öyle olacak. Evet. Organ kaybından bahsediyoruz. Gerek memenin bir kısmının alınması, gerekse tamamının alınması. Koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi ameliyatından bahsediyorum. Bu bir kadın için gerçekten büyük bir travma. Çünkü çok kaba bir tabirle işte annelik emzirmeden tutun belki görsellik cinsellikte kullanabileceğini düşündüğün uzata verecek bir sürü fonksiyonu olan bir organdan bahsediyoruz. Evet. Şimdi düşünsene şu parmağınızın kesildiğini her seferinde bu gözünüze gelecek şu parmağınızın bir tanesinin olmadığını. Meme gibi bir dokudan bahsediyorum. Bu kadının ruh halinden bahsediyorum. Gerçekten kolay bir tablo değil ama hastalığınız bunu gerektiriyor ise oraya doğru tabii gidilmesi gerekiyor. Yine dönüp başa geliyoruz. Erken teşhisteki mantığımız bu. Şu an birçok kanser tipinde, buna meme kanseri de dahildir, becerebildiği ölçünce mümkün mertebe organı koruyalım, organ koruyucu cerrahi yapalım diye bir tabir çıktı. Yani bu ne evet. demek? Erken yakalanan bir meme kanseri bir kadına sadece memesindeki kitleyi, memesinin kitlesindeki olabilecek uygun organ koruyucu yöntemle memenin dokunusunun korunabilmesi. Yani tabii ki var memeyi komple alıp memenin yerine işte yapay meme yapmak, ne bileyim silikon koymak bilmem ne falan. Tabii ki ama yani her şeyde olduğu gibi bunun doğalı, orijinali gibisi asla tabii ki yok. Bunun için erken teşhisi zaten belki mantığı da biraz buna geliyor. Erken teşhis edildiğinizde yapılabilecek ameliyatından tutun, belki kemoterapisine, belki radyoterapisine kadar birçok tedavi yöntemleri de size en yararlı, en az zararlı bir yöntem olarak sunuluyor. Böyle evet. olduğun hasta da mutlu, hekim de mutlu, sağlık çalışanı da mutlu, herkes mutlu bir hayat yaşamaya çalışıyor. Erken teşhis olunması verilmedi. Başında söylemiş olduğum cümleyi bir daha yenilemiş olalım. Hasta kanser değil bana göre. Benim ablam da mesela 8-9 yıl meme kanseri. Çok şükür şu an iyi gidiyor. Geçmiş olsun. Kanser kelimesini neredeyse kurmuyoruz ki son yıllarda çıkan akıllı ilaçlar, immünoterapi diye bahsettiğimiz tedavi yöntemleri, cerrah yöntemlerindeki gelişen gelişmeler, radyoterapi cihazlarındaki güzel cihazlar, doku kozmetiğini koruyan tedavi yöntemleri, teşhis için kullanılan PET gibi diğer yöntemler falan baktığınızda gerçekten artık teknoloji her şeyi bizim ayağımıza kadar getiriyor. Böyle bir imkan varken erken teşhis için dediğim gibi ne yapıp ne edip insanlarımızın bir şekilde şey yapması gerekiyor. Erken teşhisin kısmında şimdi biz aşağıda bir bayanın halime şükür olsun diye bir cümlesi var. Oradan da şuna gelelim. Genetik testler kısmı Türkiye'mizde yavaş yavaş oturmaya başladı. Henüz bazı testlerin ya da bazı yöntemlerin diyelim. Ya işte benim annemde var. Ben de meme kanseri miyimi araştıracak bir genetik test var mıdır cümlesi? Evet var. Bunun bizim BRCA1 ve BRCA2 diye bahsettiğimiz iki tane genetik test yöntemi var. Daha farklı genetik testler yavaş yavaş artık hayata girmeye başlıyor. Evet. Tüm dünyaya mal olmuş, hepimizin bildiği Angelina Jolie dediğimiz bir şey var. Ne dedik bir insan var. O mesela bu testleri yaptırıp kendisinde bu testler pozitif çıkınca dünyadaki uzmanlar der ki BRCA1 ya da 2 ya da her ikisi birden pozitif çıkarsa sizin meme kanseri, yumurtalı kanseri olma riskiniz diğer kadınlara göre biraz daha fazladır. Bunun için ne yaptı Angelina Hanım? Her iki memesini de koruma amaçlı kanser olmayın diye aldırdı. Evet. Ha, bu da bir konu ama onu da dile getirmek lazım. Bunu yapmış olsa bile bu kadının yine meme kanseri olması ihtimali hala var. Düşük olsa ihtimal ama şimdi tüm dünya ne diyor? İşte sizde var. Sizin kızınız belki olacak. Belki işte kız kardeşiniz olacak. Onlara da artık diyoruz ki bakın işte Filiz Hanım meme kanseridir. Siz de kadınsınız. Sizin de meme kanseri riskiniz vardır. Gelin kardeşim bu testleri yaptırın. Sizin de genetik yatkınlığınızı tıbbi olarak değerlendirip bununla ilgili de bir çalışma yapalım
diye artık dünyada da Türkiye'de de yapılmaya başlandı. Bu kısmı da... Bununla ilgili bir şey sorabilir miyim? BRCA1 ya da BRCA2 testi için. Benim kızım 14 yaşında şu an. Anne kanser tanısı almış. Kanser tedavisi olmuş. Ben kızımın ne zaman genetik testi yaptırmalıyım? Vallahi şu an utandım desem yeridir. O genetik uzmanı değilim. Açıkçası bunun çalışması özelden de sorulmadı cevabı vermeye çalışıyorum. Yok, konuyla ilgili olunca mesela çünkü ben de aynı şekilde kızıma baktığım zaman gibi o yaş grubunu şu an açıkçası az önceki çalışmış olduğum gruptaki gibi yani diyebilir miyim? Yani size sorduğunuz soruda kızınız 14 yaşında ama 20 yaşında mı yaptırın? 25'inde mi? 30'unda mı? Diye bir açıkçası yaş grubu bilmiyorum. Ancak sizin olduğunuz için kızım ben 25 diye aklımda kalmış ama yanlış bilgi vermek istemem. 25 diye biliyorum ben. 25 yaşından sonra yapılabilir diye biliyorum. Bunu iyi bir genetik danışmanıyla konuşmak lazım. Yani hangi yaş grubunda ve kimlere istenir diye. Çünkü dediğim gibi artık hem Türkiye'de hem dünyada bu yavaş yavaş bir oturmaya başladı. Ama henüz daha bazı şeylerde oturmuş taşlar yok. Ancak özellikle BRCA1 ve 2 meme kanseri olan kadınlarda işte olabilesi riski teyit etmek amaçlı yapılıyor. Şu an Türkiye'mizde olan çok pahalı olan Avrupa'da, Amerika'da da yapılıyor ama nasıl diyeyim? Genetik testlerin belki 300'e 500'e yakın profil diye bahsettiğim test yöntemleri var ama çok pahalı. Ne kadar evet. Gerektiğini hala açıkçası şu an izah edemiyorum ama tabii ki ihtiyaç halinde yapılabiliyor. Bir de bunun içinde az da olsa bu genetik testlerin profillemesinde bizim bir nevi kültür antibiyogramı benzer özellikle sizin hangi ilaca, hangi tedaviye daha uygun olup olmadığınızın testleri yapılan tedavi yöntemleri içinde ekstra testler çıkmaya başladı. Ama dediğim gibi maliyetleri oldukça yüksek olan test grubu. Evet. Bir de meme kanseri teşhisi kondunuz, erken evredesiniz ancak böyle değerlendirmek için birkaç tane parametre var. Onlar için yani bu kadına işte meme kanseri teşhisi koyduk ama tedavi verelim mi vermeyelim mi için bile yine şu an bir genetik teste yakın tedavi karar vermek için bir ekstra bir iki tane daha böyle tedavi karar vermek için kullanılan testler var. Dolayısıyla dediğim gibi teşhis kısmında da zor olduğu gibi tedavi kısmında da artık bazı şeyler yavaş yavaş hem insanlığa hem hekimliğe faydalı şeyler hale gelmeye başladı. En azından şimdi şöyle bir şey var hocam. Kanser tanısı almış olan kişiler yakın çevresine bir farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. En azından benim başıma geldi, senin başına da gelebilir. Ben bütün yeğenlerime onu söylemiştim hatta. Kız olsun erkek olsun. Çünkü bu süreç içerisinde erkek meme kanseri yani tanısı almış kişilerle de tanıştım ben. Onlara bile söylüyorum artık yani hepiniz kendinizi elle muayenenizi tanın, vücudunuzu tanıyın. Bana bir şey olmaz demeyin. Halanız ya da teyzeniz bakın ben meme kanseriyim. Çünkü benim halamda ya da teyzemde yoktu. Annemde, anneannemde yoktu bu hastalık. Bende var ama. Şöyle ilave edelim. Hani erken teşhisteki aslında ikinci bir cümle şimdi dediğimiz gibi her ele gelen kitle kanser diye düşünmemek lazım. Buradaki amacım ne demiştik? Ketemin mantığı vücudumuzu tanımak. Vücudumuzda olabilesi bir sorun çıktığını ya da sorunlu olarak düşündüğümüz bir konuyu hemen ilgili uzmana götürmek. Şimdi az önce anlattık. Sizin genç kızınız var. Şimdi 14 yaşında. Örnek veriyorum Allah korusun 20 yaşında o çocuğunuzun ya da 20 yaş grubunda herhangi bir bayanın diyelim daha doğrusu örneklemek yanlış olur. Memesinde kendince az önce anlatmış olduğum muayeneyi yaptı bir şey buldu. İşte hep diyoruz ya ele bir sertlik geldi. Dolayısıyla o çocuğa diyoruz ki bak hemen sen git buna işte memeyle ilgili bir doktora müracaat et bunun adını koy. Bu yakın zamanda benim tanıdıklarım işte yani herkesin kanser olması gerekmiyor dediğim gibi. İşte haklı bir şekilde panik olan anne babalar var. Ya hocam bizim kızdan işte bir şey çıktı. Bir bakalım Allah'ını seversen. İyi kapımı çalan insanlar oluyor. Evet. Kızdan bir şekilde
o yaş grubunda mamografi çok uygun olmadığı için hem görüntüleme yönteminin bir şey kazandırmaması hem de boşa radyasyon almaması mantığıyla öncelik dediğim gibi hekimin kendi muayenesi, ilave olarak da meme ultrasonuyla bunun adını konmamaya çalışması gerekiyor. Evet. Meme dokusunun farklılıklarıyla birlikte belki 10 kadının 3'ü, 4'ü, 6'sı yakama diyeyim, çok rakam olarak bir rakam diyemeyeceğim. Belki 10 kadının 5'inde 6'sında memede bizim kist ya da fibroadenom diye bahsettiğimiz ille kanser olmayasın ama hastayı hekime göndermesi gereken belki kadında memesinde bir şikayet oluşturan bir durum da çıkıyor. İşte onu söylüyoruz. Yani ille memendeki bulduğun kitle kanser deme. Ama kanser değilse bile bunun bir adını koy kardeş. Adenom dediğimiz bizim ufak böyle nohut tanesi gibi sert ama işte kanser olmayan evet. oluşum ya da kist dediğimiz içi sıvı dolu işte kesecikler diyelim. Bunların olabilmesi var. Tabii şimdi kistin küçüklüğü, büyüklüğü atıyorum işte meme ultrasonunu yaptınız, bir tane kist buldunuz. Örnek veriyorum işte 0.5 santim. Bir ay sonra o meme ağrı yapabiliyor çünkü her iki şeyde yapıda. Evet. Memesinde o kistin ultrasonuna bir baktınız 3 santime çıkmış. Aa diyorsunuz ya dur. 3 santime çıkmışsa buna belki işte bir müdahale gerekir. Ama işte bu yine ne oldu? Az önce anlattığımız konuya geldik. İnsanın vücudunu tanıması, hekim kontrolünde takiplerin yapılmasını anlatıyoruz. Akciğer kanserinde konuşma şansımız olduğunu bilmiyorum. Konuşmuşsa ikinci baskı olsun. Zaman zaman bize gelen nodül dediğimiz bu az önce anlattığım akciğer gibi meme kanserindeki fibroadenom ya da kist gibi akciğerde alınan nodül var. Her nodül kanser demiyoruz ama onun büyümesini ne kadar zamanda büyüyüp büyümediğini bizim ikilenme zamanı diye bahsettiğimiz bir şey var. Yani doubling time diye bahsediyoruz. Yani ikilenme zamanı. İşte evet. Nasıl diyeyim? Bir santimden iki santime çıkması için geçen zaman dilimi. Eğer bu yüksek orandaysa ha senin kanser olma ihtimalin var kardeş cümlesini sana kurduruyor o şey. Onun için dedim ya yılanın başını erken ezmek mantığı işte her türlü şeyde var. Memede ille mesela genç kızlarda şu çok görülür o konumuz gelmiş onu da anlatalım. Ya bir şekilde adete bağımlı ya da bağımsız meme başından akıntı gelir. Bu bazen kendi kendine olabilir, bazen de işte sıkmayla yaşayabilirsiniz. Buna baktığınızda bizim prolaktin hormonumuz var. Kadınlarda daha sık salgılanır. Prolaktin hormonunun fazla salgılanmasıyla oluşabilen meme dokusundan gelen bir süt olabilir. Nadiren emziren kadınlarda görülebilir. Sonra emziren kadınla doğum yapmış bayanlarda süt kesesinde apse, enfeksiyon. İlle her memeden gelen akıntı kanserdir dememek lazım. Dediğim gibi tabii ki bir sıralama yaptığınızda önce işte iyi huyluları ama sonra da kanseri mutlaka koymak lazım ama evet. Önce iyi huylu mudur netleştirip iyi huyludan bir şey çıkmayacak ya da iyi huylu değilmişi ifade ettikten sonra o zaman kötü kısmına gitmek lazım. Dolayısıyla bu aşamada baktığınızda İşte yine dönüp dolaşıp aynı konuya geliyoruz. Meme dokumuzu ve vücudumuzu tanımak, vücudumuzda olabileceğini düşündüğü bir işte meme başı akıntısı, ele gelen bir kitle, bir renk değişikliği gibi bir şey olduğunda ben hemen en yakın sağlık çalışanına, en yakın hastaneye, en yakın doktora gitmeliyimi kafamızı kazımamız gerekiyor. Ketemin mantığı da zaten bu. Olması gereken de bu. Yine aynı şeyi söylüyorum. 3 tane kanserimiz var. Meme, evet. Rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri. Buna erken teşhis yapılma imkanı varken bu imkanları kaçırmamakta fayda var. Bilmesini kurmak lazım. Sizin söylediğiniz parantezi de açalım. Her hastalığın başında bu az önce anlattığım mide ülseri de başta olmak üzere kansere varana kadar sebebi ne olursa olsun atıyorum işte eşiniz ölmüştür. Boşanmışsınızdır, iflas geçirmişsinizdir, işten çıkartmışsınızdır, farkına varmadığınız işte bir şey olmuşsunuzdur. Ondan sonra çorap söküğü gibi gelmiş bir süreç vardır. Bu sürecin devamında da bir bakmışsınız işte
ismini şu an telaffuz etmek istemediğim meme kanseri, akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri, mide kanseri gibi bir şey çıkmıştır. Ondan sonra bu tedavi ve tedavi yöntemlerinin devamı kısmına girilecek. Bir süre sizi bekliyor olacaktır. Hocam, Instagram'ın bize vermiş olduğu süre dolmak üzere. Evet, isterseniz ikinci yayını da açabiliriz. Akıllı ilaçlardan bahseder misiniz diyenler de var. Ya da son sözlerinizi alabilirim hocam. İlaçlar var. Onları özellikle kısaca geçelim. Bunlar için testler yapılıyor. Her insana yapılacak diye bir kural yok. Bunu genetik ya da patolojik olarak incelemesi, testlerin pozitif çıkması sonrası evet uygunsa bu ilacı kullanın, uygun değilse normal bildiğimiz klasik tedavilerle devam edin cümlesini kurabiliriz. İmmünoterapi diye bir şey var. İmmünoterapi, tamoksifen kullanırken neye dikkat edin diye soran bir bayanımız var. Evet. Rahim kalınlaşması yapabileceği ihtimali için düzenli bir şekilde kadın doğum muayenesinin yapılması gerekiyor. Onun için o da işte tedavideki kullanılan şeylerin bir tanesi. Türkçesi şu, hekime gitmekten, doktora gitmekten çekinmeyelim, utanmayalım. Olabilirse ne varsa hekimin söylediklerine mümkün mertebe uymaya çalışalım. Çünkü hekim ya da sağlık çalışanı değil, sizin düşmanınız değil, sizin dostunuz. O kanser savaşını yanınızda size destek vermeye çalışan bir sağlık çalışanı olarak düşünün. Bizler de insanız, bizler de kalp taşıyoruz. Bizim de vicdanımızın olmadığını, bizim de kalpsiz olduğumuzu, vicdansız olduğumuzu bazen duyuyor, üzülüyoruz ama biz öyle değiliz. Biz çaresiz tedavi olmaya çalışan insanlara sağlık hizmeti sunmaya çalışan kanser savaşçılarıyız diye cümleyi bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Şu an yayın akışında da okuyorum. Soru sormama fırsat kalmadı size. Yani arkadaşlar o kadar güzel sözler söylüyorlar ki sizin için. Teşekkür ederiz. Ben onların adına size teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbetti. Ketem yine dediğimiz gibi kanserde erken teşhis, tarama eğitim merkezi mümkünse çevremizdeki insanları keteme yönlendirelim. En azından erken olaraktan kendilerini tanısınlar ya da kendilerindeki sıkıntı ne onu öğrensinler. Rutin kontrollerimizi mutlaka yaptıralım. Biz tanıyanlar bunu yaptırıyoruz. 3 ayda ya da 6 ayda yaptırıyoruz ama çevremizdeki insanları da teşvik edelim. Onları da rutin kontrollerini mutlaka yaptırtalım. Örnek olalım. Aynı şekilde düşünüyorum. Önce Can, sonra Canan dedikleri tabir kısmındaki gibi önce kendimize bakalım ki sonra insanlara, eşimize, çocuklarımıza ve toplumun diğer birine yardımcı olmaya çalışalım. Türkçesi KETEM diye bir merkezimiz ve hayatın devamı denen bir gerçekleri var. Sağlığımız elden gitmeden, eyvah demeden bir sağlık çalışanının kapısını, bir hastanenin, bir doktorun kapısını çalmak herhalde yanlış olmayacaktır diye düşünerek o şekilde bir yol çizilmesi ricasında bulunalım. Kanser kaderimiz olmasın hocam. Erken teşhis hayat kurtarır. Sloganını isterseniz bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Allah'a emanet. Yusuf Hocam'a vermiş olduğu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sizler de zaman ayırıp bizi dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Erken teşhis hayat kurtarır. Mümkünse arkadaşlar bu tanıyı bizler aldık ama yakın çevremizi de en azından bilinçlendirelim. Onları da uyaralım. Onlar da kendilerini tanısınlar. Bu hocamın da anlattığı gibi 20 yaş üstü, 20 yaş ile 40 yaş arası bayanların mutlaka elle muayenesini öğrenmesi lazım. O muayene şeklinin nasıl yapıldığını öğrenmesi lazım. Rutin olarak da bunları yapmaları lazım. Onun için bu farkındalık yayınını yapıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu yayınımız hem Facebook grubumuzda aynı zamanda YouTube kanalımızda da tekrarını paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için, yanımızda olduğunuz için, bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olursanız da orada da bize desteklersiniz, memnun oluruz. Hayatı sevin, kanseri yenin, hoşça kalın.